zamanlarda yaşanan doğal afetlerin sayısı hızla artıyor. Üstelik sadece ülkemizde de değil, tüm dünyada. Salgın hastalıklar, depremler, seller, orman yangınları, gıda krizi vesaire. Sizce yaşanan tüm bu olaylar ilahi bir uyarı mı? Yoksa birilerinin hain planları tıkır tıkır işliyor mu? İyi de büyükbaş ne alaka diyenleriniz muhtemelen vardır. İşte orası bizim de hassas noktamız. Hayçap olarak tepkimizi koyma gereği duyduğumuz nokta. Videomuzun ilerleyen bölümlerinde bu konuya detaylı olarak yer vereceğiz. Ama öncesinde bu video hayvan refahı göz önünde bulundurularak her türlü tehdide tepki amaçlı Hayçap tarafından ivedilikle hazırlanmıştır. Hayvanların sessiz olmaları sahipsiz olduğu anlamına gelmez. Gönüllü üretici platformu Hayçap olarak üyelerimiz ve abonelerimiz de dahil her türlü hayvan itlafına yani telef edilmesine videomuzun en başından itibaren karşı olduğumuzu tüm kamuoyuna belirtmek isterim. Dilerseniz video detaylarına geçelim. Bu arada bizlere destek olabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. İlk olarak koronadan başlayalım. Virüs ilk çıktığında televizyonlarda titreyerek ölen insanları hatırlayanınız vardır. Ülkemizde ise vakaları naylonlara sarıyorduk. Her gün rakamları takip ediyorduk. Sonra ne mi oldu? Aziminden ötürü her akşam alkışladığımız sağlık çalışanlarını birer birer kovduk. Diğer ülkeleri bilmem ama virüsün faturası bize bayağı bir ağır oldu. Çok şükür atlattık diyemeden Hatay ve Malatya depremi derinden üzdü bizi. Bu konu hakkında da birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Komploya göre harp projesi ile yapay depremler yaratmak mümkündü. Amerikan gemisinin İstanbul'a demir atması, sonrasında bu depremlerin yaşanması iddiayı güçlendirse de uzmanlar böyle bir şeyin mümkün olmayacağını belirterek bizi çok şükür rahatlattılar. Yine aynı dönemde ülkemizin farklı bölgelerinde hemen hemen eş zamanlı çıkan orman yangınlarının nedenleri ise sıcak havalar, ormanlara bilinçsiz dağıtılan cam parçaları, acemi mangalcılar, sigara vesaire. Üstelik yanan sadece ormanlar da değil, bir o kadar da ekili tarım arazileri, silolar, daha neler neler. Üstelik yangınlar hala bitmiş değil. Şu an Bolu, Gere'de ve İzmir'de yangınlar hala devam etmekte. Bu konu hakkında da yine komplo teorileri mevcut ama video formatı gereği özet geçmek durumundayım. Yine Dubai'de yapar yağmur çalışması yapıldığını bileniniz vardır. Haberlerde duymuşsunuzdur illaki. Yağmur bulutlarına tohumlama yaparak gümüş iyodür, amonyum nitrat ve diğer hidroskopik materyaller çekirdek vazifesi görmek üzere yağmur bulutuna püskürtülmektedir. Tabii her şey gibi bunun da aşırısı zarar ve son zamanlarda yaşadığımız sel afetine istinaden yine bu tarz komplo teorileri dedikodusu dolanmakta. Bitti mi? Tabii ki hayır. Bill Gates'in kurmuş olduğu sivrisinek fabrikasından haberiniz var mı peki? Hani şu tamamen iyi niyetle sivrisineklerin yaymış olduğu salgın hastalıkları önlem amaçlı kurulmuş fabrika. Ne hikmetse Afrika'da sivrisineklerin neden olduğu salgın hastalıklarda tam tersine bir artış durumu söz konusu. Gelelim asıl meseleye. Videomuzun da konusu olan büyükbaş hayvanların ilerleyen dönemden maruz kalabileceği tehdit konusuna. Yine dünyamızın korucusu ve kahramanımız olan Bill Gates 2006 yılında küresel ısınmaya neden olarak inekleri gösteriyor. Önlem alınmazsa sonumuz malummuş. Yapılan araştırmalar sonucu ruminant hayvanlar yani geviş getiren hayvanlarda sindirim sonucu metan gazı üretiyorlar. Bu gaz ise ısı tutma özelliği yüksek olduğu için atmosferimizin ısınmasına neden oluyor. Özetle durum bu ve birçok bilim adamı da bu konuda hemfikir. Hollanda ve Avusturya gibi ülkeler önlem amaçlı büyükbaş hayvan sayılarını da azaltmaya gittiler bile. Ülkemizde bu alanda doğrudan bir çalışma şu an için söz konusu değil ama son zamanlarda hayvancılık sektöründe izlenen sözüm ona yanlış politikalar, sözüm ona diyorum çünkü belki de bilinçli uygulanıyor da olabilir, büyükbaş hayvan sayımızda düşüşe neden oldu. Et fiyatlarını yükseltip süt fiyatlarını düşürünce, süt üreticisi maliyetine üretim yapma zorunluluğunu da bırakınca sonuç kaçınılmaz oldu. Sağ olsun Amerika Tarım Bakanlığı Türkiye'deki hayvancılığı incelemeye aldı da imdadımıza yetişti. Bakalım önümüzdeki dönem yine ne finlik düşünüyorlar. Yakında kokusu çıkar zaten. Bizce çözüm hayvan sayısının azaltılması değil ve bizim gibi düşünen birçok bilim adamları, hayvanseverler, tabiat gönüllüleri var. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada. İneklerin geviş getirme esnasında metan gazı çıkardığı doğru. Birçok bilim adamı da bu konuda hemfikir. Sadece inek de değil, koyun, keçi gibi hayvanlar da bu gruba dahil. BBC'nin haberine göre tarım ve hayvancılık sektörü metan gazının %40'ını üretiyor. Geri kalan %60 ise elektrik üretim santralleri, fabrikalar vesaire. Yani ensesi kalın kodamanlar, küresel sermaye ortakları %60 ile göze batmamış nedense. Fatura yine garibana, ağızsız dilsiz hayvanlara kesiliyor. Ama olsun, yalnız değiliz. İyi insanlar hala varlar.
Bu alanda çalışmalarına devam eden bilim adamları, Kızıldeniz yosununun hayvanların yemine belirli oranda katıldığında %70 oranına kadar metan gazı salımını engellediğini tespit etti. Yetmedi, bir başka bilim adamı yine metan gazı salımını engelleyen maske keşfetti. Her şeyin çözümü var ama insanlardaki para ve güç hırsı çözümü bulunmuş değil. İnsan doğaya müdahale etmese tabiat kendi yarasını kendi zarar zaten. Velhasıl kelam, gezegenimizin sonunu malların getireceği aşikar. Ama iki ayaklı mı, dört ayaklı mı? Tahmini siz değerli hayvansever dostlarımıza bırakıyorum. Bu videoyu dünyada yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar etme, tepkimizi ortaya koyma amaçla hazırladık. İnanıp inanmamakla her daim özgürsünüz. Paylaştığımız tüm bilgilerin kaynakları video içeriğimizde, görsellerde mevcut. Dilerseniz siz de araştırabilir, bilgi teyidi yapabilir, görüş, düşünce önerilerinizi dilediğiniz zaman yorum kısmına yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dünya bir puzzle, biz de bu puzzle'ın bir parçasıyız. Bu yüzden hepimizin sorumlulukları var. Çevremizde yaşanan olaylara sesimizi çıkarmazsak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya maalesef bırakamayabiliriz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için ve desteğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. İleride köye dönme hayaliniz var ama yeterli sermayeniz yoksa ileride dönersiniz. Biraz sermayeniz varsa biraz da devlet desteğiyle kendi işletmenizi kurabilirsiniz. Eylül ayı itibariyle TKDK yani Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu %60 ila 80 oranında hibe başvurularını kabul edecek. Bunun haricinde resmi gazeteye istinaden aktif ama bazı şubelerde pasif olan diğer hibe ve kredi programları da mevcut. Merak eden üreticilerimiz Haycep YouTube kanalımızdan detaylara ulaşabilir. Hocam benim hiç param yok diyorsanız işiniz zor derim. Her şeye geçtim. Sadece tatil için bile olsa kafadan 5-10 bin liranız gider. Yatırım bölümünü saymıyorum bile. Üzülerek söylüyorum, bu devirde bırakın hibe ve krediyi. Parası olmayana selam bile vermiyorlar. Ha diyelim ki işletmenizi kurdunuz. Parayla güreşeceğinizi hayal etmeyin derim. Bu sektör ondurmaz da öldürmez de. Aç da açıkta da kalmazsınız. Kimseye minnet etmeden kendi işimi kurayım. Kendi işimin patronu olayım. Organik takılayım diyenler için güzel bir sektör. Siz de düşüncelerinizi yorum kısmından belirtebilir. Yeni başlayacak olan üreticilerimize önerilerde bulunabilirsiniz. Tarım ve hayvancılık alanında yaşanan tüm gelişmelerden anında haberdar olabilmek için ve hediye çekilişlerimize katılmak için Haycep YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyorsanız hangi destekleme programlarından yararlanabilirsiniz? Gelin birlikte kısaca göz atalım. Sürü yöneticisi istihdam desteği 12.000 TL. Anaç koyun keçi desteği 50 TL baş. Sürü büyütme ve yenileme desteği 200 TL baş. Aşı atı küpe desteği 250 TL baş olarak ödenmektedir. Detaylı bilgiyi Haycep YouTube kanalımızdan veya ilçe tarım müdürlüklerinizden alabilir. İlgili resmi belgelere 6243 sayılı mevzuattan ulaşabilirsiniz. Bu video siz değerli üreticilerimizin talebi doğrultusunda Haycep tarafından hazırlanmıştır. Soru, görüş ve önerilerinizi Haycep YouTube kanalı yorum kısmından bize iletebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla.